Evet kıymetli dostlar, golba.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan yepis yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Gündem yoğun, gündem sıcak, açıklamalar var. Video yetiştirmeye çalışıyorum bir taraftan. Bir taraftan siz değerli kardeşlerime ulaşmaya çalışıyorum. İlk olarak Ali Koç'un açıklamalarıyla başlayalım. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 2 Nisan Salı günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda toplantısında İngiliz basınında da Atletik'e konuşmuş. Demiş ki Atletik bir toplantı oldu demiş. Şimdi ben şuna dikkat ettim. Atletik'e azıcık bir şey konuşmuş. Fenerbahçe kongresinde konuşurken yani yaşlanıyoruz. Konuşmanın başında 37 yaşında başlıyoruz. Konuşma bittiğinde 38, 39, 40 olanlar var. O kadar uzatıyor konuyu. Ama Atletik'e kısa söylemiş. Demiş ki bak Alınacak kararların öncesinde görüşleri soran Ali Koç sizi temin ederim ki bu dayanılmaz futbol iklimine karşı hiçbir şey yapmamak dikkate alınmayacak tek seçenek olacaktır demiş. Yüzyılın başından bu yana saha içinde ve saha ve dışında yaşanan bir dizi tuhaf, adaletsiz ve kabul edilemez olay Türkiye'nin futbol ortamındaki konumumuzu yeniden düşünmemize neden oldu. Hakem Halil Umut Meler'in Maçı tatil etmek için birçok nedeni vardı ama bunu yapacak cesareti yoktu. Lisansı iptal edilmeli. Bak. Futbol Federasyonu bu vahim olaya, bu vahim olayla ilgili kısa bir açıklamanın ötesinde hiçbir şey yapmadı. Bu açıklama olayların ciddiyeti göz önüne alındığında tatmin edici değil ve alınacak herhangi bir önlemden de bahsedilmiyor. Saha içinde ve saha dışında Fenerbahçe'ye karşı haksızlık, ayrımcılık çok uzun zamandır devam ediyor ve öyle ya da böyle buna bir son verilmeli. Yıllar boyunca yetkili makamların bu durumu ele almasını bekledik ancak bizi dehşete düşüren bir şekilde yetkililer karşı karşıya kaldığımız adaletsizliği çözmek yerine göz göre göre görmezden geldiler ve işler daha da kötüye gitti. Fenerbahçe'nin düşündüğü eylem sadece kulübümüz için değil aynı zamanda Türk futbolunun geri kalan için de adaleti sağlamaya amaçlıyor. Umarım eylemlerimiz bir uyandırma çağrısı görevi görür ve oyunun yeniden dönüşümünde bir katalizör olur. Şimdi Ali Koç Türkçe şunu söylüyor. Sadece Fenerbahçe için değil bu. Artık arkadaş ortada bir adaletsizlik var. Bugün Fenerbahçe'ye var, yarın Trabzonspor'a var. Ya bak, bak Arkadaşlar beni burada holigan gibi görmeyin. Beni burada işte bak Fenerbahçe gerçekleri için de her şeyi de inkar ediyor falan diye görmeyin. Yeri geliyor ben diyorum ki bizim attığımız gol şöyle bu golü rakip atsa bu derim. Yeri geliyor yaptığımız faulde diyorum ki kart şu. Mesela Trabzonspor'un Konya maçında bir pozisyonu var. Hocam net kırmızı dedi. Şöyle elini açıyor oyuncu. Yüzüne vuruyor rakibini. Arkadaşlar bak kısa videoyu paylaşırsan bak. Birinci bak sosyal medyadaki iki türlü algıcılık var. Bir görsel üzerinden algıcı. Görseli koyuyor bak buna kırmızı verilmedi. Aaa yapıyor millette. Ya cahil misiniz arkadaş? Allah aşkına cahil misiniz? Manyak mısınız? Adam kendi kızını 8 yaşındaki kızını öpse sokağın ortasında. Yanağından öpse. Birisi çekse dese ki eşek kadar adam çocuğu taciz ediyor dese. Siz de geri zekalı gibi alıp bunu paylaşsanız adam dese ki ulan kendi kızım dese. Geçtim mahkemeyi şunu bunu. Vicdanen ne diyeceksiniz? Ya ben ne bileyim ben de gördüm paylaştım. Ha, Müslümansanız Kur'an'da diyor ki arkadaş kişiye duyduğunu hani bir fasık size bir haber verirse araştırmadan bunu paylaşmayın. Kişiye duyduğunu paylaşmak bile yalan olarak yeter diyor. Ha, Müslümansanız değilseniz en azından etik değerleriniz de olmalı. Ben sosyal medyada birincisi görsel üzerinden yorumlamam fotoğraf üzerinden çünkü her şey olabilir. ikincisi bir videonun başını sonunu kırptılar. Böyle küçücük bir hale getirilirse anladığım burada bir şey var. Videonun geniş halini merak ettim. Baktım. Oyuncu pas veriyor takım arkadaşına. Bak benim gördüğüm kadarıyla. Belki de ben de kötü niyetliyimdir. Eliyle hani şuraya at manasına Ben açıldım şunu yapma aslında. yaparken bir bakın a oyuncuya vurmuş. Bunun adı sarı karttır. Bu dikkatsiz harekete girer. Hocam iyi de adama bilerek vurmuş yüzüne. Gebertmemiş oğlum. Adamı öldürmemiş. Bak. Yanlışlıkla şöyle şöyle. Git, adam hani sana mesela takım arkadaşına şey diyorsun. Sana vurana sen de vur lan. Vur dirseği diyorsun. Tam o anda dirseğin gelen birine çarpıyor. Bu kırmızı kart olur. Çünkü burada sen şiddete teşvik ederken şey yapıyorsun. Ama burada sıradan oyun. Orada verilebilecek karar sarı kart mesela. Ya kırmızı olmaz. Bak bu benim Twitter hesabımda var. Fenerli duyum iki tane M ile Twitter hesabımda takip etmenizde canı gönülden isterim arkadaşlar. Ya orada da paylaştım. Ya adalet herkes için adalet. Ali Koç'un da bahsettiği bu bugün onlara yarın ya bugün bize yarın onlara diyor. Fenerbahçe yönetimi salı günü dört konu üzerinde yetki aldı. Bir uygun tarih ertelenmez yabancı hakem atanmazsa Süper Kupa maçına çıkmamak ya da U19'da katılmak. 2. önümüzdeki sezondan itibaren iki sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki iki sezon 19da katılmak. 3. Türkiye'de futbol faaliyetlerine ilgili karardan bağımsız yurt dışında takım almak gereken haritayı yapmak. 4. futbol paydaşları dışında yapılan müdahalelerle Türk futbolunun geldiği sürdürülemez noktayı UEFA'ya, FIFA'ya vermek. Bu dördüncü madde şu demek. Belki de Türk futbolu ceza alacak UEFA'dan. Kimse konuşmasın. Çünkü yetkiyi verdiniz diyecek Ali Koç. Siz yetkiyi verdiniz ben de başvurdum diyecek. Alınan kararlarda arkadaşlar Erol Bilecik de çıktı. Süper Kupa maçına çıkmayacağız dedi. Hani Galatasaray'la oynayacak maça U19'da gideceğiz dedi. Federasyon hani çok özür dilerim. Özür dilerim eşek gibi çıkacaksınız demeye getirip U19'un maçını pazar gününe verdi. Fenerbahçe U19'u. Yani Pazartesi'ye verse hiçbir sıkıntı yok. Ama durum bu. Ben Trabzonspor cephesine bir şey sormak istiyorum. Siz çok delikanlı bir takım olduğunu söylüyorsunuz. Hani Halil Umut Meler'in hakemliğini bitirecektiniz? Bitirin de kurtulalım. Valla ben nefret ediyorum. Ben Halil Umut Meler'den nefret ediyorum. Ve hani ortalığı geren, milleti birbirine düşüren kötü niyetli bir hakem olduğunu düşünüyorum. Ben bu benim şahsi düşüncem. Katılırsınız, katılmazsınız. Ama ne olur eğer sözünüzün eriyseniz bu arkadaş hakemliği bitirtin. Ciddi söylüyorum ya. Ama zannetmiyorum çünkü Galatasaray'a zararı olur diye siz yapmazsınız. Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edilmiş. TFF Hukuk Müşaviliği Süper Lig'den 6 kulübü PFDK'ya sevk etmiş. Kimler? Beştaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Gaziantep, Konyaspor. Farklı gerekçelerle disipline verilmiş arkadaşlar. Birincilikten Kocaeli Spor, Göztepe, Altay, Erzurumspor, Adana sporlu, Futbolcu, Diyakate, Eyüp Spor, Antrenörü, Uğur Uçar. Yine burada da tarafsız bir şey söyleyeyim. Ulan hep mi takımlar suçlu? Yani sizin gözünüzde Trabzonspor mikrop, Antalyaspor Spor pislik, Beşiktaş tinerci, bilmem Gaziantep balici, Konya Spor şöyle, Hep mi takımlar suçlu ya? Ya hep mi bunlara denk geliyor ya? Arkadaş hırsızın hiç mi suçu yok ya? Faruk Koca onu yaptı da hakemin hiç mi suçu yoktu ya? Ya bir hakem düşünün sahada yumruk yemiş. Bir hakem düşünün ilk maçta Fenerbahçe Adana Demir maçında Fenerbahçe futbolcusu yumruk gelirken ağzına ayırmış izlemiş kart bile vermemiş. Ya kart bile vermemiş. Ben hakemin yediği yumruğa niye üzüleceğim? Sen benim evladıma orada dayak yerken izliyorsun. Şöyle düşünün ya komşunuz sizin çocuğunuzu dövüyorlar. Komşunuz da görüyor hiç müdahale etmiyor. Siz de bunun farkına varıyorsunuz. Diyorsunuz ki, arkadaş niye müdahale etmiyorsun? Sana ne diyor? Başka bir gün geliyorsunuz çoluğunuzla çocuğunuzla komşunuzu dövüyorlar. Ne yaparsınız? Müdahale etmez. Geçersiniz. Bana ne dersiniz? Yani bir de komşunuz büyük olduğu için yani uğraştığı kişi de büyük. Sizinkiler gibi küçük değil. Örnekle de cuk diye uyuyor. Ben hiç müdahale etmem. Basar giderim. Bana ne? Başıma ne bela alacağım derim. Bu da öyle bir olay. Ve bu kadar takım PFDK'ya sevk ediliyorsa yani biraz da kendinizi suçlayın ya. Ya şöyle düşünün arkadaşlar Bir şehir ismi. Şimdi Trabzon, Kayseri falan filan dersem yanlış anlarsın. X bir şehir düşünün. Sürekli hırsızlık var. Sürekli hırsızlık var. Sürekli hırsızlık var. Ne dersiniz? Ulan dersiniz burada emniyet çalışmıyor. Burada savcılar ceza vermiyor. Burada hakimler salı veriyor. Demek ki burada bilmem ne kanunlar var. Ya da buradaki insanların sütü bozuk, mayası bozuk, hamuru bozuk, ahlakı bozuk dersin. Ya da buradaki insanlar o kadar aç bırakılmış ki artık çalmak dışında başka bir seçenekleri yok. Bak bir sürü senaryo üretirsin. Ve millet de size diyor ki arkadaş emniyet çok iyi çalışıyor. Hakimler gereken cezayı veriyor. Savcılar veriyor. E, Oğuzum sıkıntı ne? Eli yeri yeri 3-4 maddeye düşürürsün. Ben de diyorum ki Fener kötüyse Trabzon'da mı kötü? Beşiktaş'ta mı kötü? Konya'da mı kötü? Öbürde mi kötü? Öbürünün seyircisinde mi kötü? Ya bu insanlar Ramazan ayında PFDK'ya sevk ediliyor bak. Ramazan ayında. Mübarek Ramazan ayında. Mübarek Ramazan ayında Ermenilerin, Yahudilerin, şunların bunların saygı gösterdiği zamanında şimdi de oruç tutup tutmasın fark etmez birçok insanın saygı gösterdiği ya da oruç tutanların çoğunlukta olduğu artık Allah'ına kendi aralarında tutmayanların da saygı gösterdi ve yüzde seksen oranında belki de saygı gösterilen bir ayda bu kadar takım şikayet ediliyorsa bu kadar takım sevk ediliyorsa biraz da birileri kendinden arası suçu. Fenerbahçe ve Trabzonspor olması gereken çok güzel bir haber. Ballandıra ballandıra anlatmak istiyorum. Fenerbahçe ile Trabzonspor. Trabzon'da oynanan olaylı maçta centilmen davranışlar gösteren iki futbolcuyu Eren Elmalı'yı ve Serdar Dursun'un karşılıklı fair play jestinde bulunmuş. Yani karşılıklı olarak bu iki futbolcu için fair play jestinde bulunmuş. Bak şimdi diyorsunuz ya işte Fener neydi Trabzonspor futbolcuları saldırdığı taraftar şöyle yaptığı bilmem terör saldırısı şu bu falan filan. Geçiniz. Birkaç kendini bilmez yüzünden koca Trabzonspor taraftarının tamamına bunu diyemezsin. Ya da Fenerbahçe'nin 3 futbolcusu kendini korudu. Yerdekine vurdu etti diye bütün Fenerbahçe taraftarını cezalandıramazsın. Ben size ne dedim? İlk gün söyledim. Dedim ki Osterwolde'nin yerde yatan kişiye vurması aklı mantığa sığacak bir şeydi. O olta hareketi. Mantıklı değil. Ama Aynı, aynısını Trabzon oyuncusu da yaptı. Yani o, o, onların yaptığı da yanlıştı. Bu da yanlış dedim. İrfan Can tribünü hareket yapmış. Ahlaksızlık, Edepsizlik. Ben İrfan Can'dan Osterwolde'nin aldığı cezaya açık söyleyeyim. En başta ceza alması gereken orada güvenliği sağlayamayanlar İkincisi aramayı taramayı yapmayanlar. Üçüncüsü kelebek bıçağını tribünlere sokup sallamasına rağmen hala karışmayanlar. Dördüncüsü tribünde maskeli birisi olmasına rağmen o maskeyi çıkartıp ulan bu adam her şeyi yapabilir demeyenler en büyük sorumlu. Ondan sonra hani ondan sonra gıdım gıdım gıdım, gıdım futbolculara kalıyor. Mesela Trabzonspor'un sağ bekinin ne suçu var? Ya Livakovic yerde yatıyor üstüne madde atılıyor. Livakovic'in mi suçu? Herkes eteğindeki taşları döksün. Herkes eğri, doğruya doğru desin. Oldu bitti cezalar açıklandı. Şu oldu bu oldu. Ben cezalar açıklamadan dedim. Oster o vur tekmesine ben razı değilim dedim. Neyse. Bugün dün itibariyle Fair Play jest. Mart ayı Fair Play ödülüne iki takım da birbirinin futbolcusuna aday göstermiş. İşte bu. Bak size bir şey söyleyeyim. Ertuğrul Doğan, Ali Koç. Trabzonspor şu 2010-2011 salak tavrından, salakça şu konuşmasından, tavrından birinin yönlendirmesinden çıksın. Desin ki arkadaş tamam ulan kabul etmesek de hani içimiz atmasa da atıyorum taraftarımız gaza geliyor, tahrik oluyor, başını yakıyor. Ulan sırf ben kendi takımımın taraftarı başını yakmasın diye susacağım ulan bu saatten sonra konuşmayacağım dese adım soyadım kadar eminim Trabzonspor 10 senede 2 tane 3 tane falan şampiyonluk edinir. Çünkü o bataklıkta Trabzon debelendikçe başına iş alıyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçları gergin geçtikçe de Fenerbahçe malı götürüyor. Ha. Aksi durumda Trabzonspor kazansa bile malı götüren başka takım oluyor. Bu gerginliğin bu gerginlikten ekmek yiyenler oluyor. Vallahi benden tavsiye. Bu olay için hem Ertuğrul Doğan'ı hem Ali Koç'u tebrik ediyorum. Olması gereken bu. Bu ya olması gereken bu artık yeter milletin şeyinden çıkın tek elinden çıkın bak Fenerbahçe olarak rahatsızım ne olursa olsun FETÖ diyoruz lan bu bana birinin taktiğini hatırlatıyor bir şey oluyor FETÖ yaptı şu oluyor FETÖ yaptı bu oluyor FETÖ yaptı Trabzonspor ne olursa olsun 3 Temmuz 2011 kupası çıkın çıkın Fenerbahçe FETÖ konuşmak FETÖ'yü cü, FETÖ cümle içinde kullanmaktan vazgeçsin arka arkaya şampiyon olur Trabzonspor 2012-2011'e takılmaktan vazgeçin. desin ki arkadaş Yargıtay da söylemiş, o da söylemiş, devlet kayıtları da söylemiş. Demek ki adamlara gerçekten kumpas yapılmış. Susuyorum desin, o da şampiyon olur. Belki de bir Fener, iki Trabzon, iki Fener, bir Trabzon şampiyon olur. Aralıklar atı giderler. Ciddi söylüyorum. Ama Allah'ın fikir versin. Fenerbahçe'de sakatlar. Sakatlıklar bulunan Cengiz Ünder, Batu Fred, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Adana Demirspor maçında forma giyemedi. Ve taraftarında ciddi tepkisi oldu. Şimdi Fenerbahçe taraf hocam Fenerbahçe taraftarı kendi futbolcusuna tepki mi gösteriyor? Kendi futbolcusuna demeyelim. Sağlık heyetine, teknik kadroya. Fred tendon yırtığı sakatlığı nüksetti. Takımdan ayrı çalışıyor diyorlar. Arkadaşlar tendon yırtığı nüksettiyse hayırlı olsun. 2-3 haftadan önce dönemez. Beşiktaş maçından önce dönemez. Bat şu ciddi bir sakatlığı bulunmuyor. Kadroda yoktu. Mert Hakan Yandaş idman eksikliği var. Kadroya o yüzden alınmadı deniliyor. İsmail Yüksek üst adresinden sakatlandı. Adana Demirspor maçında yer almadı bu yüzden. Hayır ağrısı vardı. Çok da ciddi bir şey yok. Cengiz kasık sakatlığı yaşayan ciddi bir durum olmayan Cengiz önümüzdeki haftadan itibaren diyor. İsmail Kartal ne demişti? Antrenmanlarda maçlarda sakatlık olabiliyor. Hiçbir antrenörün istemediği bizi zorlayan bir durum. Bugün hesapladık. Milli takımlara giden oyuncularımız 56 maça çıkmış. Futbolun içinde bunlar var. Biz de elimizdeki sağlıklı oyuncularla bir oyun planı oluşturup yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi bak İsmail katalım bu açıklamasına ben güldüm. Niye biliyor musun? Cenk Üzünder bir defa maça gidemedi milli maçlara. Dinlendi. Bak şu ayı kabul eyvallah. Gidiyorum. Fret hangi milli maça gitti? Mert Hakan Yalnız bu sezon kaç defa milli maça gitti? İsmail Yükseğe'de anlarım. Ya dediğim gibi bu açıklama biraz tuhaf. Diyor ki Olympiakos maçına sakatlarımızın yetişeceğini tahmin ediyoruz. Hatta Bekava, Çağlar gibi isimleri kadroya aldık. Diğer oyuncuların da yetişeceğini düşünüyorum diye. Çağlar o gün oynadı da mesela. Çağlar Söyüncü o gün oynadı arkadaşlar. Oyuna da girdi. Ya ben bilmiyorum da Fenerbahçe'deki sakatlıklar beni düşündürüyor arkadaş ya. Gerçekten bak. Yani ölsün gebersinler sakatlansınlar diye demiyorum. Ulan Galatasaray'a bakıyorum. Hiçbir futbolcu sakatlanmıyor lan. Ya doping alsalar yine sakatlanırlar. Sakatlanmıyor arkadaş. Demek ki sıkıntı bizde. Son haberlerime geliyorum. Fenerbahçe'ye Manchester City'den transfer. İyi hayırlı olsun gözümüz aydın. Kim almışız? Kevin De Bruyne. Zaten bizde. Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılması durumunda milli futbolcunun yerine Manchester United'dan Selena Gomez. Bir dakika lan Selena Gomez şey değil miydi? Ha Sergio Gomez. Terbiyesizlik yapmayın. Terbiyesiz herifler. Selena Gomez neymiş? 25 milyon euro hedefte Selena, Sergio Gomez var. Ne Selena'sı? Selena 3 tane el ele tutuşup Selena. Gomez'in güncel piyasa değil. 10 milyon euro kadrosuna katmak istiyor Fenerbahçe. Pazarlıklara başladı. Kaç kişiyle? Şimdi 23 yaşında İspanyol. İspanyollar bizde tutmaz. Hollandalı teknik adamlar, İspanyol teknik adamlar, İspanyol futbolcular Fenerbahçe'de Türkiye'de tutmaz. Tutmaz. Şimdi bu Şimdi bu Gomez'e bir bakayım. Sergio Gomez. Yani İspanyol yaşı genç, küçük bir çocuk. Hocam ne çocuğu ya? Kocaman futbolcu senin de küçük çocuk falan. Ya yaşı küçük. 10 milyon euro transfer market değeri var. E, Manchester City sözleşme bitiş tarihi ne zaman abi? 2026 mı? Ya bu adamlar 2026'da bitecek futbolcuyu sana vermez, koklatmaz. Sen ancak kiralayabilirsin. Adamlar bir de 15 milyon euroyu Anderlecht'ten almış. Ya insanları kandırmayın ya. Böyle bir şey olmaz ha. İnsanları kandırmayın abi. Başka Ha şimdi geldik en bombalara. Asıl bombalar burada biliyor musunuz arkadaşlar? Asıl bombalar burada. Şimdi Mehmet Büyükekşi'den memnun olan Türkiye'de kaç tane kulüp var? Bir tane. Trabzonspor'da e, olaylı Fenerbahçe maçından sonra biz de memnun değiliz demeye başladı. Normalde onlar da memnundu. Konya maçına ilgili çok şeyler var. Sosyal medyada do, dönüp dolaşan. E, şu oldu bu oldu. Tezahüratlar, küfürler, şantajlar. Hat, ne şantajı? Küfürler, tezahüratlar var. Küfürlü tezahüratlar var. Şantaj diyorum ya şey e, kötü sözler var. Böyle söyleyeyim. Onun dışında Tahir Kum bir açıklamada bulundu. Bir bilgi verdi. Bir de onun dışında Ahmet Ercanlar Galatasaray şike şeyi üçgeni var. İşte Erden Timur'un adı geçen, geçmeyen Galatasaray Kulübü'nün itiraz ettiği, isyan ettiği bir var. Neyse ben önce şunu söyleyeyim. Kulüplerden büyük ekşiye ultimatum. 19 kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ hariç. Bakın 19 kulüp başkanı. Şok oldum. Galatasaray da var işin içinde. Süphanallah ilk defa görenler beğen butonuna yüklensin. Ha canım biz istifa diyoruz. Fenerbahçeliler bir defa bile federasyon istifa demedi. Allah'tan korkun ya. TFF'nin olağanüstü genel kurul kararı almasını istemiş. Göksel Gümüşdağ hariç. Yani Başakşehir hariç bütün kulüpler olağanüstü genel kurul TFF karar almadığı takdirde seçim için imza toplanacakmış. Büyükekşi 17 Temmuz'da seçimli genel kurulu yapalım demiş. Kulüpler reddetmiş. Niye 15 Temmuz'dan sonra demiş. Tahir Kum'un şeyi haberi. Bu arada Süleyman Arat'a da buradan selamlarımı iletiyorum. Sevgili Süleyman Arat da kendisine saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Şimdi ne diyelim? Ee, Türkiye'de şike skandalı diyeyim başlık olarak. Ya sosyal medyada dün itibariyle gerek Ahmet da gerek başka şeyde bazı paylaşımlar oldu. Biz bu paylaşımları gördük. Ancak paylaşımları gördük e, ve yani ben çok ihtimal vermediğim için alıntılayarak dedim ki Ahmet Ercanlar bunu bunu diyor diye bir paylaşımda bulundum. Şimdi bir video vardı. Daha doğrusu bir ses kaydı vardı. Bunun videosunun da olduğunu söylediler. Neydi o ses kaydında? Ses kaydında bir pazarlık var. Hani inşallah siz şampiyon olursunuz. İnşallah Allah sizi şöyle yapsın. Hani siz şampiyon olursanız ne güzel olur. Ne mutlu Türk'üm diyene iyi dersler arkadaşlar. Sağ ol falan. Bir pazarlık vardı ortada. Türkçesi şu. Geçen yıl oynanan bir maçtan önce yapılan bir pazarlığın ses kaydının bir bölümü. İnsanlar konuyu çözemedi. Yasa dışı bahis şike falan diye konuşuluyor. Yani yasa dışı bahis ve şike. Şimdi bir kere ben şunu söyleyeyim. Yasa dışı ya da yasal bütün bahisler Türk futbolunu ve diğer futbolu öldürdüler. Konuşanlardan biri ET diğeri kaleci O diye yazıldı. Türk futbolunda bir şampiyonluk el değiştirecek diye de belirtildi. Keşke değiştirse. Ciddi söylüyorum. Keşke Türk futbolunda bir şampiyonluk el değiştirse. Galatasaray'dan da açıklama geldi. Diyor ki Galatasaray Galatasaray ee, Spor Kulübü ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur bir takım terör örgütlerinin geçmişte yaptığı uygulamaları anımsatır şekilde alt liglerde geçen ilgisiz bir YouTube görüntüsünü ses kaydına çevirip sosyal medya hesabından paylaşarak Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekilimiz Erden Timur hakkında suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan başta Ahmet Ercanlar olmak üzere yayılmasına katkı sağlayan tüm şahıslar hakkında gerekli suç duyurusunda bulunarak tazminat davaları açacaktır. Bu tarz paylaşımlarda bulunan kişilere ve bunları azmettirenlere hiçbir tolerans gösterilmeyecek ve hukuki süreçler sonuna kadar takip edilecektir diyor. Şimdi hocam ben de alıntıladım, paylaştım. Başıma iş gelir mi? Bilemiyorum. Çünkü aynısını ben de yaptım. Hepimiz yaptık. Ama biz alıp da bakın Galatasaray'a şike yapmış vay namusuzlar vay vay alçaklar vay dediysek sıkıntı. Ama arkadaş bu da bu sözü söylemiş. Bilginiz olsun diye paylaştıysak emin olun. Bunu Galatasaray grupları da paylaştı. Beşiktaş grupları da paylaştı. Başkaları da paylaştı. Ama şimdi aması fakatı var. Hakikaten bak ben konuşmayı dinledim. Şimdi Kadir gecesi olduğu için de çok şey yapamadım. Bir de e, hani öğrencilere bir sürü hediyeler aldık. Şöyle yaptık böyle yaptık falan. Yoğunluk vardı. Kısaca dinledim paylaşımı. Ulan ses hakikaten Erdem Timur'un sesi. Ciddi diyorum bak. Ses direkt Erdem Timur'un sesi. Hani sadece ses kaydından. Hatta dedim ki ulan dedim bu konuşan Erdem Timur'un sesine benzettim dedim hani. Bir tek ben mi benzettim diye. Sonra baktım sosyal medyada herkes Erden Timur'un sesi şöyle böyle falan filan dedim. Dedim ki aman Mustafa. Sen adaletle hükmet. Pozisyonu fotoğraflan analiz edenler. Yani fotoğrafla gösterenler gibi. Aman dur bir bakalım. Dedim Allah'tan da demişim. Ahmet Ercanlar da Galatasaray'a bir cevap gönderdi. Videoyu ben çıkartmadım. 1. Erden Timur ismini zikretmedim. 2. Erden Timur ismini zikretmiyor. Kısaca baş harfi yazdı mıydı? Olmuyor. Arkadaşlar mesela sosyal medyada dikkat edin. Millet birbirine küfür ederken baş harfleri yazıp bırakıyor. O rev falan yazıyor mesela. Buna ceza gelmiyor. Buna ceza gelmezse ET yazmasına da ceza gelmez. Belki de Engin Taylan. Belki de enayi tümer. Etullah tülen mesela belki de. Adam neyi kastettiğini kimse bilemez. O da bu şekilde bir savunma söylüyor. Üçüncüsü kulüp ismi zikretmedim. Üstüne alındınız. Hakikaten kulüp ismi yok. Dördüncüsü elinize geleni elinizden gelen ardınıza koymayın. Bin tane dava açsanız doğru bildiğimi söyleyeceğim. Gerçekler elinde sonunda ortaya çıkacak demiş. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Süper Lig'de şike. Arkadaşlar gelin elinize vicdanınıza koyarak bana cevap verin. Ben diyorum ki Süper Lig'de şike yapmayan takım var mı diyorum. Ciddi söylüyorum. Bu soruyu arkadaşlara soruyorum. Galatasaraylılara soruyorum. Süper Lig'de diyorum şike yapmayan takım var mı diyorum. Bak aldığım cevabı aynen aktarıyorum. Abi herkes şike yapmıştır. Diyorum ki peki Fenerbahçe yani yapmış mıdır? Yapmıştır. Sizin takım yapmış mıdır? Hayır. Bizimki ölse de yapmaz. Lan oğlum herkes yaptıysa seninki nasıl yapmamış oluyor? Yapmaz bizimkiler. Bizimkiler abdestinde namazında takım yapmazlar. Ya ben şunu söyleyeyim. Hep kendime aynı soruyu soruyorum. Diyorum ki ulan diyorum acaba diyorum geçmişte bir, birileri bir günah işledi de o günahı mı çekiyoruz diye. Sonra diyorum ki geçmişte birisi günah işlese bile bunu niye biz çekiyoruz? Başkasının çekmesi gerekmez mi diyorum. Bu da böyle bir süreç. Bu da böyle bir serüven. Abi Galatasaray arkadaşların cümlesine söyleyeyim. Şike yapan vatanını da satar, milletini de satar, karısını da satar diyorlardı. Katılıyorum. Maç alan, maç satan bunu da yapar. Katılıyorum. Şunu anlamıyorum. Galatasaray yöneticisi tuhaf açıklamalarda bulunuyor. Yani itiraf niteliğinde demeyeyim de başka başka açıklamalarda bulunuyor. İnsanların aklına 50 çeşit soru geliyor. Bitmiyor. Galatasaraylı duyumcular başka bir şey paylaşıyor. Bitmiyor. Bak Galatasaraylı kendi duyumcuları paylaşıyor bitmiyor. O bunu paylaşıyor bu bunu paylaşıyor bitmiyor. Yani şuna bir karar verelim. Fenerbahçe'ye saldıranlar ceza almıyor. Fenerbahçe'ye kızanlar ceza almıyor. Fenerbahçe'ye küfür edenler yani şike imasında bulunanlar, şike iftira satanlar ceza almıyor. Galatasaray'a yapanlar ceza alsın isteniliyor. Gelin şöyle yapalım. Her kulübe iftira atanlar ceza alsın diyelim. Ya öyle bir bataklığın içindeki Türk futbolu. Gerçekten öyle bir bataklığın içindeki. Kimseye de bir şey anlatılmıyor. Kimseye de bir şey söylenilmiyor. Bir taraf büyük ekşi istifa etsin diyor. Yırtınıyor. Öbür tarafta Galatasaraylılar diyor ki bak Fenerbahçeliler hiç istifa etsin demedi. Ya vicdan, vicdan nasıl hiç mi yok arkadaş ya? Neyse. Ben her zaman söyledim yine söylüyorum. Allah bu ülke futboluna adalet versin. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Başka bir şey istemiyorum. Çünkü herkes karşısında. Herkes. Herkes karşısında. Bu kadar olmaz. Şunu da diyeceksiniz. Ya hocam herkes de karşısında. Biz de, bir de siz kendi kendinize şunu sorun. Niye herkes bizim karşımızda? Yine dedim ya sihirli cümleyi kullanmayacağım. Sihirli cümleyi kullansam diyeceğim ki arkadaş biz FETÖ'ye karşı geldik. FETÖ'ye biz karşı geldiğimiz için de tıttılar onlar da bize karşı geldiler. Herkes işte şöyle yaptılar böyle yaptılar bizi kazdılar bizi kötü gösterdiler falan filan diyeceğim. Olmayacak ben de kullanmamaya çalışacağım abi. Ama şunu söyleyeyim. Alt liglerde şike oluyor mu, olmuyor mu? Benim duyumlarıma göre FIFA'dan bazı yetkililer Türkiye ligini denetlemeye geliyorlar. Bir kısım belki de geldi. Bir kısım yine gelecek. Duyduğum kadarıyla hatta bu sefer ben tarih aldım. 13-14 Nisan'da gelecek olan FIFA'dan 3 müfettiş duydum arkadaşlar Ve 13-14 Nisan arkadaşlar Benim duyduklarım bunlar Kesin olarak bunları da duydum arkadaşlar ve çok sağlam bir kaynaktan duydum Hatta bu sağlam kaynağı da bir Galatasaraylı Arkadaştan teyit ettirdim FIFA'dan 3-4 kişi FIFA'dan 3-4 kişi 3-4 kişilik Müfettiş heyeti geliyor durum bu arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.